herhangi bir popçu ve herhangi bir bu markalar artık... Koy gençleri olsun bitsin, bu genç bir marka dinamizm. Hayır, bence mesela şarkıcı koymak ve popüler birisine o an koymak o markanın klasını düşürüyor. Ben onu düşünüyorum açıkçası. Şimdi zaten çalıntı çıkmış. Şimdi Kenan İmirzalioğlu dedi ya yarın çıkıyoruz diye. Çıktı. Ya. Görüntülendi. Ailece. Bakalım burnu uzun mu ama mutlu görünüyorlar. Buyurun. Dün Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi. Çok şükür kızımızın da sağlığı yerinde, annesinin de sağlığı yerinde. İkinci kez anne olan Sinan Kobal'dan ilk açıklama geldi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Sizler de beklediniz. Hastane çıkışı konuşan İmirzalıoğlu çifti önce mobilleri uyardı. Biraz geri, biraz geri. Evet, biraz aşağı. Geldi, hayırlı olsun. Sonra beklenen açıklamayı yaptı. 3 kilo 150 gram. 150. Sinan Kobal neden geç taburcu oldu? Biraz böyle çok yorgunum. Doğum da geçti üstüne. Derin kardeşi Leyla'yla tanıştı mı? En başından beri anlatıyor çünkü yani hep izah ediyor işte. Kısa bir süre önce Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt'un dünyaya gelmesinden sonra herkesi yani tanıdığımız tanımadığımız herkesi çok çok teşekkür ediyoruz. Magazin dünyası son doğum haberiyle yeniden şenlendi. Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan Sinan ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci kızları Leyla pazartesi günü hayata merhaba dedi. Müjdeyi Kenan İmirzalıoğlu verdi. Çok şükür kızımızın da sağlığı yerinde, annesinin de sağlığı yerinde. Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu doğumla ilgili ilk bilgileri verdi. Eşi Sinem Kobal'ın hastanede olacağını ve taburcu olacağını söyledi. Gerçi uzun bir zaman olmadı, hatta onun yorgunluğu ve mutsuzluğu da var. Çok şükür kızımızın da sağlığı yerinde, annesinin de sağlığı yerinde. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah bahtı da güzel olur. Peki hastaneden çıkıyor bunu gerçekleştirmiş şu an Sinemanın hastanede mi? Yok, yarın çıkıyor. Muhabirler dejavu oldu. Sinan ve Kenan İmirzalıoğlu Lalin'de olduğu gibi aynı hastanede yine üstü örtülü puset, yine gülen gözlerle röportaj verdi. Biz de dejavu yaşıyoruz. Çift kapıdan çıkarken Leyla'yı taşıyan baba Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk uyarı geldi. Dikkat! Bebek uyuyor. Beyler biraz geri, biraz evet, geri. Biraz aşağı. Geldi, hayırlı olsun. Uyuyor. Tamam. Tamam. Kenan Bey, Leyla'yı kendilerini bekleyen araca götürürken anne Sinem Hanım'dan ilk açıklama geliyor. Tebrik ederiz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yeniden anne oldunuz. İyiyim, iyiyim çok şükür. Bebek iyi, biz iyiyiz. Leyla'mız iyi. Ben biraz aslında fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı evet. Oldum arkadaşlar. Çok aslında iyisiniz. Teşekkür ederim. Derken doğum başladı. Ama orta kulak iltihabı için biraz tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Sürecin yorgunluğunu üzerine taşıyan Sinem Kobal, hastalığa rağmen doğumun kolay geçtiğini söyledi. Çok şükür doğum çok güzel geçti. Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Doğum çok güzel geçti. Normal doğum mu? Normal doğum değil mi? Evet, normal doğum oldu. Keyifli. Kızımızla kavuştuk. Ama dediğim gibi ben orta kulak iltihabı olduğum için biraz böyle çok yorgunum. Doğum da geçti üstünden. O yüzden sizden müsaadenizi isteyeceğim. Böyle çok hayal meyal zaten benim için buradasınız şu anda. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderip. Sinem Kobal müsaade istesi de arkadaşlarımızın onları bırakmaya niyeti yoktu. Haberler Leyla'yı sordu. 3 kilodan fazla. Maşallah. 3 kilo 150 gram. 150 gram evet. 48 santim. Sağlıklı çok şükür. Siz doğumda tabii anneyle beraberdim tabii ki tabii biz başından sonuna kadar. Beraberdik. Lalin kardeşini gördü mü? Evet, Lalin tanıştı. Aynen, Lalin tanıştı kardeşiyle. Algılayabiliyor mu? O kadar büyüdüm bilmiyorum ama. Algılıyor çünkü pazartesi anne evde olmayınca zaten bir şeyler olduğunu anladı o. Hissediyor çocuklar. Gerçekten hissediyor. Yani şu an bakalım ilk aşamada fena gitmiyor. Ya bir kardeş güzel, algısı oldu. Heyecanlıydı, heyecanlıydı. Annesi ona en başından beri anlatıyor çünkü yani hep izah ediyor işte kardeşin olacak, gelecek falan diye. Ya kaynaşacaklar tabii. Kardeş olması çok önemli. İlk kimi benzetildi?
Bu sefer sanırım bana bence benziyorsun. Bence babasına benziyorsun her arkadaşlar. Aynen. Aynen. Değil mi? İsmi gibi siyah saçlı bir kız oldu böyle. Evet. Ne niyet Leyla'ya kısmet. Artık ayrı gayrı yok. Benimki de bizim fikrimiz, Sinem'inki de bizim fikrimiz gibi yani. İkimiz de çok seviyorduk evet, zaten. Aynen. Hatta ilk başta Lalin'e bile düşünmüştük. Lalin'e bile düşünmüştük Leyla, evet, ama. Leyla hep aklımızda vardı. Leyla ama kendileri seçiyorlar ya işte Leyla. Leyla kızımız şimdi doğdu. Doğum yorgun Arne'yi kimse daha fazla bekletmek istemedi. Röportaj sonlanırken Kenan Emirzalıoğlu'ndan muhabirlere Leyla için samimi bir istek geldi. Leyla büyüdüğünde abiler olarak siz de iyi bakarsınız. İnşallah, inşallah. Elimizden geleni yaparız. İnşallah. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet, Leyla'yı kucaklarına aldılar ve çok heyecanlı görünüyorlar. Sinem tabii yorgun ve büyük ihtimalle sezeryan bir doğum. Hala şiş duruyor ve yürümesi de çok zor oluyor sezeryan doğumların. Öyle normal doğum gibi çıkamıyorsun. Sinem artık okey atmış gibi. Evet. Hadi bu kadar bittim şey. Bittim diyor yani. Ama çok zor bir şey değil mi herhalde? Ben ne normal kadar doğum yaptım. Doğurdu. Valla iki yıl falan. Evet. Normal doğum herhalde zor. Hayır, normal doğum zor tabii. Sezaryanda bir şey yok ya, yatıyorsun. Aynen, ameliyat kesiyorlar. Yani kesiyorlar. Normal doğum zor. Ama sezaryanda sonrası zor. Evet. Kalkıp yürüyemiyorsun falan. Şimdi bebek uyuyor diyor, sessiz olun diyor. Evet. Çok tatlı. Çünkü zaten yeni doğan bebekler bir 18 saat falan uyurlar. Yani ortalama. Ha. Onun üstüne çıktıkları oluyor. Daha çok oluyor. Şiş yazık ya. Allah be. Yani her zaman söylüyorum. Bütün çocukları anneli babalı büyütsün. Evet. Ömür boyu. Allah nazarlardan korusun, gözden korusun onları. Bir de isteyene versin. Bakmayacağı, nankörlük evet, olacağı, evet, bilmem evet. Ne olacağı anne babaya vermesin. İsteyen anne babaya versin. Ve isteyen anne babaya hayırlı evlat aynen, nasip etsin. Çok ki. Önemli. Hayırlı veyahut anne baba hayırlı de hayırlısıyla da versin. Öyle evet. Düşünüyorum. Ben Leyla babasına yani. Benziyormuş. Adı gibi siyah saçlı diyor. Nedense Leyla'yı öyle tasvir etti. Biz de birini çok sevdik. Lali'nizi edip kafanı görmedik ki ya. Evet, biliyorum biliyorum. Küfedekini. Küfedekini. Dün poşet diyordun iyiydi. Evet, poşet mi dedim? Pusrete poşet dedin. Artonak'a ilgili bu konularla öyle anlayın yani. Ay, ama o küfedeki mi, çok tatlı gerçekten. Yoksa yine mi kovulacağım buradan poşet dedim diye. Bunun kovulmaları diye. Hayatım kovulanlar. burada hep böyle buradan kovulanlar anla ki gerçekten bir halt yapmışlardır. O yüzden kovulmuşlardır. Sen çok başarılısın gayet. Canım temiz bir seçören var. O yüzden niye kovulasın? şöyle. Bence Kenan İmirzalıoğlu bir anket yapılsa evlenecek adamların listesinin birinci sırasına girer. Evlenecek adamların 99. Şeylerini sayar mısın bana? Evet. Mesela özelliklerini. Bir. Senin listen. Şahit olduktan sonra sanat camiasında hı. Kenan. Öyle değil. Yani, evlenecek adamın özellikleri. Evlenecek adamın özellikleri karısını her şeyden önce tutacak yukarıda. Başının üstünde tutacak. Merhametli olacak. Vicdanlı olacak. Evet. Hakkaniyetli olacak. Adam olacak. İşte bunları olunca adam olmuş işte, oluyor zaten. Adam olacak. Yani şimdi bir kadınla evleniyorsun. O el kızı. Orhan Gencebay'ı tarif sana ediyor. Sana gelmiş, diyor. Senin soyadının altına girmiş, senin boyunduruğunun altına girmiş. Sana güvenmiş, senin kanatlarının altına bir hayata evet, gelmiş. Evet, evet. Başka anne babanın çocuğu. Yani şimdi o sen onu olacak, oradan o evden alıyorsun. Kendi evi çatı altına sokuyorsun. En fazla onu koruyacaksın. Bak aile demek şu işte fotoğraftaki aile. Biz bir adam evlilikte buna vakıf olursa bu demek değildir ki annesini babasını akrabalarını unutsun. Tabii sakın yanlış anlaşılmasın. Onu da unutmayacak tabii ki. Anasını babasını da unutmayacak. Sakın yanlış anlamayın. Ama nasıl bizim annemiz babamız ve biz bir aile ise yani daha önce aileydiysek şimdi de biz evlendikten sonra bizim aile olduğumuz gerçeğini ilk önce kendisi idrak edecek sonra etrafındakilere saygıyla anlatacak. Dolayısıyla karısıyla ailesine bakın evlilik en fazla Türkiye'de bu aile meseleleri yüzünden bitiyor. Ne acıdır ki insanlar kendi yüzlerinden ayrılmıyorlar. Evlilik nasıl olmalı biliyor musun? Evlilik bir bayrak yarışı gibi olmalı. Ondan ona, ondan ona. Ama yani işte hangi aileden geri alıyorsan. Geri orada kalıyor. Nasıl yarışmada da öyle. Bayrağı veriyorsun ve senin işin bitiyor gidiyor.
o bayrakla birlikte kimle yürüyorsa, işte, koşuyorsa ego, onunla koşmalı. Ego olduğu zaman işte. Birilerinde o çocuğunun aynen. çocuğunun mutluluğundan daha çok kendi egosunu düşünüyor. Biliyorum. Yani benim çocuğum mutlu mesela olur. Diyor ki benim çocuğum çal bakayım piyanoyu diyor. Yes. Mesela piyano çalıyorsun diyor ki benim kızım diyor işte diyor yani benim kızım yani ben yaptım. Ben diyor sana dersleri aldırmasam sen nereden çalacaktın diyor mesela. Şimdi bu ego, bu annelik değil, babalık değil her neyse. Şimdi burada bana göre bir erkeği, karısını... Annesinden sonra değil mi? Annesi onu doğurmuş. E senin de karın anne oluyor oldu. Değil mi? Senin de bir evladın var artık. Dolayısıyla gelişmiş olan ülkelerde dünyada böyle bir şey kalmadı. Dünyada o kapıyı kapattığın zaman içeride kalan aile olduğu için dıştan gelen hiçbir sesi zaten dıştan ses gelmez. Hiç kimse kimsenin hayatına karışmaz. Bence, doldurmaya çalışmaz. Şimdi ben bunu bir ters takla attırayım mı? Attır. Bircan. Attır. Ters takla attırayım. Attır ya. Hayatım. Attır. Attır. Ben yalnız amuda kalkıp köprüye düşerim. Beni... Haberin olsun. Tatlı bir şeyle seni kündeye getireceğim. Şöyle hayatım geç. Noynoyla Tokyo. Senin evet. yatağında yatıyor. Evet. Ama Mustafa Tohum'a onlar rahatsız olmasın ya da bir şey olsun diye. Sen git diyorsun aşağıda yat ya da bilmem ne oluyor. Doğru evet. mu? Doğru. Onlar da aslında bak Tohum'a mesela damat. Ama Mustafa'ya mesela benim annem Mustafa ile alakalı konuşamaz. Anlatabiliyor muyum? Onlar ama Tokyo konuşabilir. Yani şöyle benim çocuğum olmadı. Ben her türlü travmamı, üzüntümü... Yok ben zaten onları çocuğun olarak gördüğüm için. Eksikliğimi onda şey yaptım ve noy yarım akıllı. Yani daha doğrusu benden başka kimseye alışmayan bir çocuk olduğu için... Ben beraber olduğum herkese söylüyorum. Ben noynoya üstünüze işese de asla kızmayacağım. Ve noynoy nasıl istiyorsa ben öyle yaşamak zorundayım. Çünkü ben onu kendime evlat bildim ve bu çocuk da sadece bana düşkün. İşte ben böyle anneler de var bunu ya... Bunu kabul etti ama işte. Bu Tohum'a. Şimdi, ama hayır, ne demek istediğimi anladın mı? Maalesef anlıyorum. Bazen ama bu, öyle durumlar da var ya. Tamam da bu köpek yani bu şimdi evlenmiş gitmiş adam hala evin içerisinde karışıyorsun. Onunla. Veyahut da şöyle bir şey sen sevmiyor olabilirsin. Ona saygı duyuyorum. Ama respect. Ama sen evet herhalde evet. saygı. Çünkü tabii. onun hayatı sen bunu ben şuna karşıyım. Bir anne bakacak benim oğluma bunun ne gibi bir zararı var. Var mı zararı? Ha bence bu. Yasaklı madde bunun matematiğini mu? Yapması bunu lazım. Bunu düşünmüyor mu? Buna bundan dolayı bir hani hırslanabilirsin ama sadece sen sevmiyorsun diye hırs haline getirip o bir ego. Evet. Benim çocuğum senden ayrılacak. Benim çocuğum seninle beraber olacak. Bak ben size bak nasıl ayrıldım. Bak gördün mü? Bunu çocuğuna zararı o. Ne olacak? Ben giderim başkasına evlenirim. Senin çocuğunun artık bir çocuğu var. Aslında şimdi buna gidecek... söylenilen şey Seren'in de hepimizin de söylediği şey. Kötü örneklerden bahsediyoruz. Tabii. Yoksa iyi örnekleri yermiyoruz aslında. Evet. Pamuk kötü gibi kayınvalideler var. Ya bak, benim rahmetli annem bütün evet. Türklerini, tek taşlarını, hepsini gelinine verdi. Bilmem ne çantalarını. İşte, biz yani, ona alıyorduk, o ona veriyordu. Onun oğlu kıymetli beni. Değil miydi? O da bak, istemez. Şimdi bir anne ömür boyu istiflemek istiyor yani, çocuğunu. Kız çocuğunu veriyor, başkasına hemen evlensin istiyor. Erkek çocuğunu istiflemek istiyor. Diyor ki sen gez diyor, evlenme diyor. Bu kadar çirkin bir şey olamaz. Yani o yüzden de uzun lafın kısası bir erkek ailesine... Yani gerçek şu anda çekirdek ailesine zarar getirecek kendi eski ailesi olsa bile eski derken onu hayata bunun önünde durursa Türkiye'deki evlilikler gider. Bir de aldatma. Bir aile bir aldatma. Başka İki, bir sorun, başka yok, bir sorun Türkiye'de. Yok Türkiye'de. Doğru doğru. Evet. Geçim sıkıntısı bakmayın. Falan bizim kadınlarımız zaten yok. Cefakardır yani. Aynen biz öyle. Çuval taşırız, biz taş taşırız gene adamı da bir taşırız de, ama şahsiyetsizliğe karşıyız biz. Hani bir laf var ya kadının sevgisini yoklukta. Adamın sevgisini de varlıkta göreceksin. Ay, kesin öyle oluyor, ve bizim kadınımız yoklukta gerçekten cefakar. Kendi kesinlikle. Çalışıyor ya. Ama adamlar, kendi çalışıyor. Adamlar terbiyesiz. Adamlar hazmedemiyor bazen parayı. Adamlar terbiyesiz. Ama şimdi biz buraya niye geldik? Kadınlarda da bir değişme oldu. Şu anda artık onu da